Merhaba canlar, nasılsınız? Geçen bir tane video çekmiştim. Benim için gerçi geçen diyorum ama benim için 2 gün önce. Tabii siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. O yüzden geçen diyorum. Video dedim ki yani PlayStation alamayıp da ağlayanların vah haline diye bir iki oradan şey yapmıştım, atar yapmıştım. Bana da dediler ki sen Almanya'da yaşıyorsun, Almancısın, ne anlarsın bizim işimizden, buralardan git orada Euro içinde yaşıyorsun falan filan. Ben dedim ki ona bir cevap olsun diye. Kapak olsun diye kesinlikle değil, cevap olsun diye ki insanlar buraları cennet sanıyor. Bir de sanki biz burada para içinde yaşıyoruz. Burada ne oluyor? Yolda gidiyordum. Bir tane paket almam gerekiyordu bir yerden. Kargom vardı. Bir baktım yolda çamaşır makinesi. Çamaşır makinesine şimdi içini söktüm. Söktüm işte burada su, atık su pompası, tahliye pompası. Burada bütün kablo sistemi. İşte burada şeyler var, solenoidler var. Su vanaları bunlar. Elektrikli çalışan su vanaları. Ondan sonra işte basınç, yanlış hatırlamıyorsam bu basınç sensörü. Burada işte motor kontrol ünitesi. Burada da motor var. Şimdi bunlar bilmem bu kadar uğraştım. Bunu söktüm. Yani bundan demeye çalıştım. Siz her şeyi yani sanki burada kolay oluyor zannediyorsunuz. Ya da başka insanların hayatları çok kolay zannediyorsunuz. Ama hayatta kalmak hiç kolay değil yani. Gördüğünüz gibi ben de burada çamurun, pisliğin içinde, sokağın ortasında, milletin garip garip bakışları altında. Yani bazen insanların salak salak tripleri altında evimizi kirletiyorsun falan diyorlar ki yani bunu öküzlük yapana aslında adam haklı, hani bunu ben yapmadım, şunu ben yaratmadım ama bunu yapana da şey yani aslında öküzlük. Neyse diyeceğim bu yani, hayatta kalmak, tırmalamak böyle oluyor arkadaşlar. Biz de burada şey içinde değiliz yani, aslında sefa içinde yüzmüyoruz. Gerekirse yoldan çöpte topladığımız oluyor gördüğünüz gibi ama benim için bu çöp değil yani. Şu motoru almaya kalksan Allah bilir kaç eurodur yani. Neyse, tırmalamaya devam, sorunlarınıza çözüm üretmeye devam. Buraları da cennet sanmaya lütfen devam değil. Sorularınız, yorumlarınız varsa aşağı bırakabilirsiniz. Destek vermek isterseniz abone olmayı ve yanındaki çan tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Videoları daha çok kişinin görmesini isterseniz de lütfen bir yorum bırakın. pardon, bir beğeni bırakın, sonra yorum bırakın. Ya da önce yorum bırakın, sonra beğeni bırakın. Size kalmış. Ne diyeceklerim bu. Zamanlarınız için teşekkürler. Bir sonraki hurdacılıkta görüşmek üzere. Evet, yani çok bir Almancı gerzeyim ya. 30 yıl Türkiye'de yaşadım. Doğma büyüme Türkiye'deyim. 2 yıldır buradayım. Euro içinde yüzüyorum gerçekten ya. Komiksiniz, ne diyeyim. Ha, bu arada bunları da niye söktüm? Atık su pompasıyla wet slurry, ne diye? Vapor blaster diye şeyler var. Temizlikte kullanılan kompresörle basınçlı hava ve bir nasıl denir, zımpara malzemesiyle cam şeyler olabilir, alüminyum oksit olabilir, cam ufak şeyler olabilir, cam bilyar olabilir ama çok ufak toz şeklinde, onlarla temizlik ve parlatma işlemi yapıyorsunuz, alüminyum, metal falan, öyle o tarz yüzeylerde. İşte onu düşünerek bunun atık su pompası, devir daim pompası olarak kullanabilir miyim belki diye bunu aldım. Başka şeyler de var aklımda. Bunun motorunu da kendime şey yapmak istiyorum, zımpara yapmak istiyorum, bant schleife, yani Türkçesine bir bant şeklinde, internette görmüşsünüzdür ya, böyle şey şeklinde, bant şeklinde sürekli dönen, devir daim yapan şeyler oluyor. Zımparalar oluyor. Kendimi ondan yapmak istiyorum. Bakalım yani, başarabilirsem yapacağım. En sonunda işte burada kasnak kaldı. Kasnağı da alabilirsem, arka kısmını açmamışlar. Genelde arka kısmından erişilebilir bunlara ama bilmiyorum ya nasıl bir tasarım. Modeli ne ki? Ama modeline de bakmadım hiç. Bakalım. Lines. Neymiş lan? Oha, hiç bilmediğim, ilk defa adını duyduğum bir marka. Leidos program. Neyse, öğrenmiş olduk. Böyle diyeceğim o yani. Amaç oydu bunları da sökmek. Keyfimden yani şeyden yapmıyorum. Benim hobim bu ya. Dışarı çıkıyorum, böyle bunları parçalıyorum işte. Sonra da evde sağa sola şey yapıyorum. Nasıl denir? Dekorasyon yapıyorum diye bir şey yok. Ama şey yani, işlevsel amaçları var. Ulan biraz daha zorlasam aslında içine ulaşırım diyerek içine ulaştım. Açması da çok kolaymış. Böyle birkaç tane vidayı söktüm, alttan üstten açıldı. Kasnağa ulaştım, hatta oradan rezistansa da ulaştım. Rezistans aldım ama kasnağın ortasındaki şeye, bunlara Loctite ya da işte yapıştırıcı falan sıkıyorlar. O yüzden açamadım. Şimdi eve gidip geri döneceğim ki evden yarımlık şeyi getireyim. Şey, elektrik lokmayla olmuyor. Bakalım, inşallah çalışıyordu bu rezistans. Bunu da şeylerde ya da işte bu vapor blaster dediğim kabinde, temizlik aletinde ya da işte şeyde, ultrasonik temizleyicide suyu ısıtmak için bunları kullanabilirsiniz. Bakalım, inşallah çalışıyordur. Bozuk gibi durmuyor. Eve gittim geldim. Büyük olanları getirdim. Breaker var. İngilizcesi breaker var ama Türkçesinde bilmiyorum. Denedim biraz. Yine açılmadı çünkü bunlara yapışkan sürüyorlar. O yüzden şöyle gittim. Gene bit pazarından aldığım ufak bu havyayı getirdim. Gazlı çalışan havya. Şimdi onunla bunu biraz ısıtacağım. Bakalım belki işe yarar.